Firavun da nihayetinde çok yabancı biri değildi. Musa aleyhisselam görmüştü. Az çok o da medeniyet biliyordu. Ama eli altındaki hizmetçileri, askerleri, koca bir imparatorluğun başında olması gibi horozluk taslamasına neden olacak hastalık, Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin karşısında tarihin en çirkin sözlerini söyleyerek, ne Allah'ı be, buraların ilahı benim, Musa sen kimden söz ediyorsun dedirtti ona. Bir mümin de filan yerdeki yüksek görevinden olmamak için, filan makama gelişini engellemesin diye, filan yerdeki prestiji sarsılmasın diye, namaz konusunda cinayet işlediği zaman, o mümin, bu mülk benimdir, insanlar benim emrimde deyip horozlanan Firavun gibi kendini bir şey zannetmiş bir yerin müdürü, bir yerin müsteşarı, bir yerin bilmem nesi olmasını namazda Allah'ın huzurunda alnını toprağa koymanın engeli yaptı. Firavunluk bu işte. Firavun, buraların ilahı benim, sen kimden söz ediyorsun dediği zamanki hali değil de, o sarayda bir kapıcı olsaydı buraların ilahı benim demeyecekti. Kılamıyorum filan diye özür beyan edecekti o zaman. Gücünü, kuvvetini namazın engellenmesine gerekçe saydı. Kim? Bu asırdaki mümin. Musa'ya iman etmesi de Firavun'un hangi açısından dolayı olmuştu? Bu kadar askeri olan bir adam, emrettiğini yapan bir adam, İman mı edermiş yahu deyiverdi. Mantık, elindeki güce, cebindeki güce güvenmek olunca, kasana veya masana güvendiğin zaman ya firavunluk ya karunluk yapacaksın demektir.